Peki orada bir tane sandalye görüyor. Koltuk evet. Görüyor pardon. Ve o koltuğa gidiyor. Koltuğun üzerinde düğmeler var. Ve o koltuğa gidip o düğmelere basıyor. Hani bir çıkış umudu bulmak için mi basıyor? Ve o koltuktaki düğmeleri bastıktan sonra kaç düğmeye bastı ve neler gördü, neler oldu o düğmelerle? Düğmelerden bazıları hiçbir şey yaramıyor gibiydi. Kapıyı falan açmadılar. Ancak düğmelerden birkaç tanesi, orada bir ekran vardı ve parlayan yeşil gibi bir ekrandı. Hani bir monitörün, bilgisayar monitörünün görünüşü gibi ışıklı bir ekrandı ve üstünde küçük parçaları olan siyah çizgiler vardı. Bu düğmelerden bazıları da bu çizgileri değiştiriyordu. Onları açılı bir hale getiriyordu ve hareket ettiriyordu. Ancak ben rakamlar ya da harfler gibi hiçbir şey görmedim. Galaksiyi mi gördün? Did you see the galaxy? Yani aslında geceliğin gökyüzünün görüntüsüne benziyordu ama orada bir kol vardı ve ona dokununca bütün bu yıldız görüntüsü ortaya çıktı ve birbirine referansla şekil değiştiriyorlardı ve hepsi birlikte hareket ediyordu ve çok kafa karıştırıcıydı çünkü bütün etrafımda onlar dönüyordu. Yani her ne yaptıysam büsbütün işleri karıştırdım herhalde ki durumumu daha da feci bir hale getirdim ve artık bu noktada bir ses duydum ya da bir şey benim dikkatimi girdiğim kapıya geri çekti ve kapının orada durduğumda benim insan diye vehmettiğim bir şey gördüm ve tamam kurtarıldım diye düşündüm. Yani bizler gibi insana mı benziyormuş o gördüğü yaratık? Evet öyle ki o zaman rahatlıyor beni kurtaracağım artık. Ha burada insan var. İnsanımsı görünce kendine benzer bir varlık görünce İnsanımsı o... İnsanımsı derken biraz tarif edebilir mi onu? Nasıl insan? Hani bir saçı, gözü, kaşı, ağzı, burnu, göğsü, bacağı. It was a very... Oldukça uzun boylu, güçlü görünümlü bir bireydi ve mavi bir tulum giymişti. Ben de acaba bu üniform olabilir mi diye düşündüm ama başında da bir kask vardı. Ve ben ona habire sorular sorup duruyordum isterik bir şekilde ama o bana cevap vermiyordu. Belki de beni duyamıyor kasktan dolayı diye düşündüm ya da kendisinin sesinin kasktan dolayı bana gelmeyeceğini düşünüyor olabilir dedi. Ve kolumu tuttu, beni dışarı çıkardı. Ben de onunla gittim çünkü zaten çok... dokundu, eline dokundu ve onunla beraber... Kolumda ötüyor. Ve onunla beraber gittiniz. Sonra başka varlıklar girecek devreye. Yine insan duruyor. Başka bölüme gidiyor. Hani ben neredeyim, ben ne yapıyorum, siz kimsiniz, burası neresi falan soruyorsunuz. Hiç öyle bakıyorsun. Ay. Evet, ancak başında bu kask olduğu için beni duyamadığını düşündüm ve acaba bir yere gidersek kaskı çıkarırsa sorularımı duyabilir, cevaplayabilir diye düşündüm. Ancak başka ona benzeyen giysileri olan insanlar da ortaya çıktı. Ben de sorularımı tekrar onlara sormaya başladım onların kaskları olmadığı için. Ancak onlar da bana yanıt vermiyorlardı. Bu nedenle de oldukça rahatsız olmaya başladım. Acaba ben kurtarıldım mı yoksa bu insanlar da mı beni rehin alanlardan diye düşünmeye başladım ve beni bu masanın üzerine daha sonra yatırmaya çalıştıklarında orada etrafında hala hiçbir şey yok mu? Böyle hani normal bir tek ışıklar mı var? Başka hiçbir... Bir şey yok içeride. Well, at this point, they had taken me out of this small, dark, dimly lit craft into an area that at this time it was parked inside of this larger room or a building or like an airplane hangar. Sanki bir uçak hangarı gibi büyük bir binanın içindeki yere götürdüler ve bu hangara benzeyen yerde diğer insanlarla birlikte bir odaya koydular ve beni bir masaya yatmaya zorladılar ve yüzüme bir maske taktılar ki bu da benim bayılmama neden oldu. Peki o kişiler yani insana benzeyen kişiler acaba onlar uzaylı varlıklar mı yoksa belki Travis gibi daha önceden gitmiş ve onlara adapte olmuş kişiler evet. Olabilir mi? You're asking me or him?
Boy, there are many explanations as to what they could have been. Ne olabileceklerine dair birçok farklı açıklama yapılabilir. A disguise and appearance of the former creatures. Belki daha önceki yaratıkların kılık değiştirmiş bir hali olabilir ya da biyolojik robotlar olabilirler ya da başka bir tür olabilirler mi? Beni acaba onlardan kurtarmak için müdahale eden başka bir türler mi? Aralarında bir işbirliği var mıydı? Yoksa bu bir müdahale miydi? Yani bu olasılıkların hepsi mümkün. Onların aralarında iletişim kurduğunu ya da etkileşimde olduğunu görmedim. Bu yüzden ilişkilerinin niteliği nedir bilemiyorum. Biliyoruz ki dünya dışı varlıklar tarafından alınan insanlar bazen gemilerde bizim gibi humanoid insanımsı varlıkları da gözlemliyorlar. Bunlar Travis'in de belirttiği gibi belirli bir ortak projede çalışan farklı tabii gezegen sisteminden varlıklar da olabilir. Çünkü biliyoruz bize çok benzeyen ırklar da var evrende. Fakat Travis'in dediği gibi o ilk korku ve tepkisinden dolayı bu varlıkların herhangi bir çok ileri teknolojileri olduğu için insanımsı türden daha korkmasın diye ona benzeyen bir türden androidler devreye sokup onu rahatlatmak için bu varlıkları göndermiş de olabilirler. Tabii burada hep teori üretiyoruz ama biliyoruz ki her ikisi de çok olasılık dahilinde. Her ikisinden biri de olmuş olabilir. Peki sence niye kaçırdılar Travis'i? Şimdi ben bunun bir kişisel görüşüm. Ben Travis'in dediğine katılmıyorum. Bence Travis burada dünya dışı varlıklar hiçbir şekilde tesadüfi olarak evrende hiçbir şeyin vuku bulmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla dünya dışı varlıklar Travis'le aldılar ve bir takım bence üzerinde deneyler de yaptılar. Travis bunları detaylı bir şekilde hatırlamıyor. Çünkü 5 gün sonra geri geliyor. Ve daha sonra da Travis'in gördüğü bazı garip yine dünya dışı varlıkları içeren rüyalar da var astral planda. Belki bu ongoing bir experience halinde devam etti. Bunu tabii kesin kendisi de bilmiyor. Benim kişisel görüşüm bu. Çünkü literatürde bu kaçırılma fenomeninin içinde görüyoruz ki alınan insanların birçoğu birkaç defa bu alınmaya maruz kalıyor. Bir kereyle yetmiyor. Bir takım belki bir çip falan yerleştiriyorlar, tekrar gelip onu alıyorlar, sonra başka bir şey. Çip konusunda tabii Travis'in bütün vücudu tarandı. Gelişmiş cihazlarla, X-ray'lerle detaylı inceleme yapıldı, bulunamadı. Fakat tabii her yerleştirilen mikro implantlar ve bu çipler bizim teknolojimizde bulunacak, tespit edilecek anlamına gelmiyor. Çok ileri bir teknolojiye sahip oldukları için bulunamamış bir device falan da olabilir ya da çip yerleştirmemiş de olabilirler. Bu demek değildir ki ona gerekli deneyler yapmadılar. İşte doku örnekleri, kan örnekleri, saç ya da herhangi bir procedure'dan normal geçtiğini düşünüyorum. Yani tesadüfi olmadığını ben düşünüyorum. Yani. Anladım.